Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bu güzel lif modelinin anlatımını yapacağım inşallah. Ben bu modeli iki renkle yaptım. Ama şimdiki videomda üç renkle yapacağım. Dilerseniz tek renkle de olabilir. Tamamen tercih size bağlı. Evet, şöyle ayrıntılarımız var. Bakın bu şekilde. Hem ortasında hem kenarında. Tersten duruşu da bu şekilde. Gerçekten çok şık bir lif oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. İplerim bu şekilde. Şimdi bunu beyaz ve gül kurusu rengiyle yaptım. Şimdi sizinle yapacağım lifimi ise şöyle yeşil, sarı ve krem rengiyle yapacağım. İplerim bonbon marka. Yeşilin numarasını vereyim sizlere. 98.687. Sarının etiketini atmışım maalesef. Bu şekilde hanımlar. Şimdi bu beyaz yerlerini krem ipimle yapacağım. Şu ortadaki fıstıkları yeşille yapacağım. Şu kenardaki trabzanlı bölümü sarıyla. Şunu tekrar yeşille, yine kenardaki trabzanlı bölümleri ise tekrar sarıyla yapacağım hanımlar. Bu şekilde aşama aşama her detayı sizinle birlikte yapacağız inşallah. Şöyle tığımda 2 numara, ben 2 numara kullanacağım. Sizin eliniz hangi tığa yatkınsa onu kullanabilirsiniz. Evet, şimdi dilerseniz hemen lifimizin yapımına geçelim. Öncelikle 8 tane fıstıkla başlayacağız. Sihirli halkamızın içine 8 fıstık yapacağız. Daha sonra fıstıkların ortalarına bu şekilde ikişerli fıstıklar halinde yapıp devam edeceğiz hanımlar. Evet, lifimi şöyle kenara alayım. Zincir yaparak da başlayabilirsiniz. Yaklaşık 7 zincir yeterli olacaktır. Fakat ben ortasının boş kalmasını istemediğim için sihirli halkayla başlayacağım. Bu şekilde ipimi çeviriyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Şimdi 1, 2, 3 ve 4. Dörtlü fıstığımı yaptım. İçinden geçirip, bakın tuttuğum ipin de içinden geçirip kapatıyorum. 1, 2, 3. Arada 3 tane zincir çektim. Tekrar 1, 2, 3, 4. Bu şekilde bakın hepsini içinden geçirdim tığımı. Burada tutmuş olduğum ipimin içinden batarak sık iğneyle kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3, 4. Bakın şöyle ipimi baş parmağımla tutuyorum ve tığımı çıkardım ilmeklerimin içinden ve tutmuş olduğum ipin içinden tekrar ilmeğimi çıkartıp sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar ilmeğimi uzattım. 1, 2, 3, 4. Ve hepsinin içinden geçirip, bakın burada tuttuğum ipin içinden tekrar geçirip sık iğneyle kapattım. Evet, bu şekilde 8 tane. Şu an kaç oldu? 4 tane oldu. 4 tane daha yapacağız. 2, 3, 4. Siz dilerseniz üçlü fıstık da yapabilirsiniz. Ben dörtlü seviyorum lifte fıstığı. Çünkü daha kabarık ve daha tombul durduğu için puf puf hoşuma gidiyor. Dilerseniz üçlü de yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde hepsinin içinden geçip tekrar kapatıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2, 3, 4. Hepsinin içinden geçirip tekrar tuttuğum ipin içinden geçirip sık iğneyle kapatıyorum. 2, 4, 6, 8.
1, 2, 3 zincir. Bakın 8 tane fıstığımı tamamladım. Şimdi 3 zincir çekip ilk fıstığın tepesine batıp bu şekilde kaydırmayla kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bakın buradaki ipimizi çekip sihirli halkamızı sıkılaştıracağız hanımlar. Çok fazla sert çekmeyelim. İp ince olduğu için kopabilir. Çektikten sonra bakın bu şekilde. Ortasında hiç boşluk olmuyor. Dediğim gibi dilerseniz zincirle de yapabilirsiniz. Daha sonra bu şekilde dibinden düğüm atıyorum. Açılma yapmasın diye. Şimdi şöyle biraz keseceğim ve daha sonra içinde ipi kaybedeceğim hanımlar. Evet, ilk sıramı bu şekilde 8 fıstığımla tamamladım. Şimdi bakın bir zincir çektik. Hemen 3 zincirli boşluğuma batıp sık iğneyle kapattım. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi uzatacağım. 1 2 3 4 Dörtlü fıstığımı yaptım. 1 2 yine arada 3 zincir çektim. Tekrar aynı yere batarak dörtlü fıstığımı yapıyorum. Evet, 3 zincir çektim. 1 2 3 ve 4. Dörtlü fıstığımı yaptım. Yine bütün ilmeklerimi bu şekilde içinden geçirip kapatıyorum. 1 2 arada yine 3 zincir çektim. 1 Bakın hemen yandaki boşluğa batacağız. Bakın buraya 2 tane fıstığımızı yaptık. 1 2 3 4 Bu şekilde yine bütün ilmeklerimin içinden geçiriyorum ve tutmuş olduğum ipin içinden tekrar batarak ilmek çıkartıp sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir tekrar aynı yere. 2 fıstığı aynı yere batarak yapıyoruz. 1 2 3 4 Arada yine 3 zincir. Bakın hem 2 fıstığın ortasında 3 zincir hem de 2 fıstık bitip diğer fıstık yapmaya başladığımız zaman 3 zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 4 Şimdi kapattım. 1 2 3 zincir tekrar 1 aynı yere batarak 2 3 4 1 2 3 zincir Bakın diğer boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 1 2 yine arada 3 zincir tekrar aynı boşluğa aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 Ve bütün ilmeklerimin içinden geçirerek kapatıyorum. Evet, bakalım bu şekilde. 1 2 3 zincir. Bakın sıradaki 3 zincirimizin boşluğuna batıyoruz. 1 2 3 4 Ve hepsini içinden çıkarıyorum. 1 2 3 zincir 1 2 3 4 Bakın her iki fıstığın arasına yan yana iki fıstık yapıyoruz. Arada yine 3 zincir çekip bakın yeni fıstığa başlıyorum. 1 2 3 4 Bu şekilde
kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Yine aynı boşluğa batarak ikinci fıstığımı yapıyorum. 2, 3, 4. Bu şekilde hepsinin içinden geçip kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3, 4. Buraları artık hızlı hızlı geçeceğim. 3 zincir, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 zincir. Bakın son boşluğuma geldim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, 4 fıstığımı yapıyorum. Evet, bakın bu şekilde 1, 2 ve 3 tane zincir çektim. Hemen ilk yapmış olduğum fıstığımın tepesine, görüntümüzü netleştirelim. Tepesine batıyorum. İpsiz batıyoruz ve bakın bu şekilde kaydırmamı yapıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. İpi kesiyorum. Evet. Şimdi hanımlar yeşil ipimize geçiyoruz. Bir sıra yeşil ipimizle devam edeceğiz. Şöyle ipimi açayım. Şimdi yeşil ipimizle de bakın yine her fıstığımızın içine ikişer kez batarak devam edeceğiz. Önceden şöyle bir göstereyim, fikir olsun aklınızda. Şimdi yeşil ipimle bir zincir çekerek sabitledim tığıma. Bakın şuradaki hemen boşluğa batacağız. Boşluğa battım. Bir tane zincirimi çektim. İlmeğimi uzatıyorum ve dörtlü fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4'lü fıstığımı yaptım. Şöyle. Tekrar ipimi tığıma aldım. Bakın kapatmayacağım fıstığımı. Hemen yandaki boşluğa bakın. Şu aradaki boşluğa batarak 1, 2, 3, 4. Bu şekilde hepsini birlikte topluyorum. İki fıstığımı birlikte topladım ve kapattım. Arada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Yine aynı yere. Bakın ikinci fıstığımın hemen aynı yerine 1, 2, 3, 4 tane fıstığımı yaptım. Fıstığımı kapatmadan ipimi alıyorum. Bakın diğer boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3, 4. İpimi tutuyorum, ilmeğimi alıyorum ve bakın bütün ilmeklerimin yani iki fıstığımdaki bütün ilmeklerin içinden geçirip bu şekilde kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. 3 zincir çektikten sonra tekrar aynı boşluğa. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi tekrar ipimi tığıma doladım. Yan tarafa geçiyorum. 1. Fıstığımı kapatmıyorum. 2. 3. 4. Bu şekilde hepsini birlikte topladım. Ve kapattım. 1. 2. 3 zincir çektim. Tekrar aynı yere. 1. 2. 3.
4. Fıstığımı kapatmıyorum. Yan tarafa. 1. 2. 3. 4. Hepsini birlikte topladım. Bu şekilde bir sık iğne ile kapatıyorum. 1. 2. 3 zincir. Tekrar bakın aynı yere. Son yaptığım fıstıkla aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane fıstığımı yaptım. Fıstığımı kapatmadan yan tarafa geçiyorum. 1, 2, 3, 4'lü fıstığımı yaptım. İpimi alıyorum. Bakın bütün ilmeklerimin içinden geçirip tuttuğum ilmeğin içine tekrar batıp sık iğneyle kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı yere 1, 2, 3, 4'lü fıstığımı yaptım. Tekrar ipimi aldım. Yan tarafa geçtim. 1, 2, 3, 4'lü fıstığımı yaptım. Şimdi 2 fıstığımı birlikte topluyorum. Evet. Bakın bu sıramızda bu şekilde hanımlar. Şimdi ben tamamlayayım. Tekrar devam edelim. Evet, şimdi bakın son bölüme geldik. Buradayız. 3 zincir çektik. Aynı yere yapıyorum. 4. Kapatmadan hemen bu boşluğa yapıyorum. 2. 3, 4. Hepsini birlikte topluyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bakın aynı yere tekrar. 1, 2, 3, 4'lü fıstığımı yaptım. Ve bakın ilk başladığım fıstığın dibine tekrar bir fıstık. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde hepsini birlikte toplayıp kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve yapmış olduğum şöyle bakın ilk fıstığın tepesine batarak kaydırmayla kapatıyorum. 1 zincir çekip ipi kesiyorum. Evet, bakın bu şekilde hanımlar. Şimdi sayalım. Bakın çift çift sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Toplamda 16 tane fıstık oldu. Bu şekilde. Şimdi yeşil ipimizle şimdilik işimiz bitti. Tekrar krem rengi ipimizi alıyoruz. Şöyle bir zincirle tığıma sabitleyeceğim. Bakın hemen şu ipi kopardığımız tepeye batıyoruz. Fıstığın tepesine bu şekilde batalım. Ve bir tane sık iğne yapalım. Bir zincir çekelim. İpimi uzatıyorum. 1 2 3 4 tane fıstığımı yaptım ve kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir çektim. Tığımın başına bir kere ipimi doladım. Bakın hemen fıstığımın tepesine batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. 2 ilmeğimi birlikte alıp tekrar 2 ilmeğimi birlikte alıp ikili trabzan oluşturuyorum. Tekrar ilmeğimi tığıma, ipimi tığıma doladım ve aynı fıstığın dibine aynı yere 1 2 3 4 ve kapatıyorum. 1 2 3. Eliniz çok gevşekse eğer 2 zincir de çekebilirsiniz. Ben 3 zincirle yaptım. Tığıma
İlmeğimi doladım. Bakın şu orta zinciri atlıyorum. Tekrar fıstığımın tepesine. İki fıstığın orta tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4'lü fıstığımı yaptım. Ve bütün ilmeklerimi bu şekilde toplayarak kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Yapmış olduğum fıstığın tepesine batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Bakın 2 ilmeği daha sonra 2 ilmeği toplayarak ikili trabzanla şöyle bir yuva yaptım. Tekrar ipimi tığıma doladım. Aynı son yaptığım fıstığın dibine 1, 2, 3 ve 4. Dörtlü fıstığımı yaptım. Kapattım. 1, 2, 3 zincir. Bakın yine bu boşluğu atlıyoruz. Şöyle iki fıstığın tepesine, tam tepe noktasına batıyorum. 1, 2, 3, 4'lü fıstığımı yaptım. Bütün ilmeklerimi toplayıp kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çektim. İlmeğimi aldım tığıma ve hemen fıstığımın tepesine batarak önce 2 ilmeği topladım, sonra 2 ilmeği. Tekrar ipimi tığıma doladım. 1, 2, 3 ve 4. Bu şekilde yine bütün ilmeklerimi kapatıyorum. Bakın şöyle üstünde yuva olan iki fıstık yapıyoruz hanımlar. Bütün şöyle gördüğünüz bakın fıstıkların tepelerine, ikili fıstığın tepesine, şu aradaki 3 zincir çektiğimiz yerlere değil, zincirlerin hemen bakın ortasında olan 3 fıstığın tepesine bu şekilde 2 fıstık yapıyoruz. Şimdi ben bütün fıstıklarımı bu şekilde devam edeyim. Daha sonra tekrar göstereceğim. Evet hanımlar, sıramı tamamladım. Tekrar 3 zincir çekip son ilk yaptığım fıstığın tepesine kaydırma tekniğini yaptım. Bir tane zincir çektim ve ipi tekrar kesiyorum. Şimdi hanımlar, ben bunu 3 renk yapacağım demiştim. Şimdi buradaki yani şunları trabzanları sarıyla yapacağım. Eğer siz 2 renk yapacaksanız tekrar şu ortadaki renkten trabzanları yapabilirsiniz. Ben şimdi sarıyla yapacağım onları. Tekrar bir zincirle şöyle ipimi sabitledim tığıma. Şimdi bakın şu orta noktaya, 3 zincir çektiğimiz noktaya bu şekilde batıyorum. Sık iğne ile kapattım. Şimdi ipimi tığıma aldım. Bakın burada yaptığımız halkaların içini dolduracağız. Hemen halkamın içine batıyorum. İkili trabzan yapacağız. Ve 7 tane. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Son yaptığım 7. trabzanımın tepesine ipsiz batıyorum. İlmeğimi çıkartıp 2 ilmeği birden topluyorum. Tekrar 7 trabzanla devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani toplamda 14 trabzan olmuş oldu. Yine aradaki 3 zincir boşluğuna ipsiz batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum.
Tekrar tığımın başına ipimi alıyorum ve sıradaki halkama ikili trabzan şeklinde 7 tane trabzanımı yapıyorum. 2 3 4 İpim dolaşmış. İpimi açayım, devam edelim. Dördüncü trabzanımızda kalmıştık. 5 6 ve 7 tane trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Son yaptığım trabzanın tepesine ipsiz batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar 7 trabzanla devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Yine 3 zincirli boşluğuma batıp sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar ipimi alıyorum. Boşluğa yine 7 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 3 Önce 2 alıyorum, sonra 2. 4 5 6 ve 7. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Son yaptığım trabzanın tepesine ipsiz batıp sık iğne ile kapatıyorum ve tekrar 7 trabzan. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yine 3 zincirli boşluğa batıp sık iğne ile kapatıyorum. Evet. Şimdi bütün yuvarlak halkalarımızı bu şekilde dolduracağız. 3, 6, 9, 12, 15 ve 16 tane bu şekilde trabzanlı yapraklar yapalım. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım hanımlar. Evet hanımlar, son yaprağımı da yaptım. Bakın bu şekilde 7 trabzanla bitirdim. Ve başlamış olduğum, bakın şuraya bir sık iğne yaptığım yere, sık iğnenin tepesine batıp kaydırmamı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipi kesiyorum. Evet. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi iki renk yapacaksanız, tekrar şunu söyleyeceğim. Bunun arkasını beyaz iple, yani ana renginizle devam edeceksiniz. Ben 3 renk yaptığım için bunun arkasındaki fıstıkları yeşille devam edeceğim. Pardon, yeşil ipimi alacağım şimdi. Evet. Şöyle bir zincirle sabitliyorum. Şimdi hanımlar, yaptığımız yaprakların arkasına bakın bu şekilde fıstıklar yapacağız. Şimdi bu çiçeği, yapraklarımızı bu şekilde eğiyoruz. Bakın hemen şu ortadan başlıyorum. Orta noktaya girdim. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi uzatıyorum ve dörtlü fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 Dörtlü fıstığımı yaptım. Kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim arada. Tekrar tığımın başına ipimi doladım. Şimdi bakın şuraya yapacağız. Sık iğne yaptığımız yere. Tekrar şöyle eğiyoruz yapraklarımızı. Bakın. Sık iğneden şöyle dışarıya doğru. Ortasından batıyoruz. 1 2 3
Dörtlü fıstığımı yaptım. Kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tekrar bakın yaprağın ortasına. Şu boş kısma. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar yaprağımı kapattım. 1, 2, 3 zincir. Bakın şöyle yapıyoruz. Zaten batacağımız yer belli bakın. Sarı iple yaptığım sık iğnenin bakın şu boşluğuna batıyorum. Ve dörtlü fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3, dörtlü fıstığımı yaptım. Kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Boşluğa yine dörtlü fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3, dörtlü fıstığımı yaptım. Kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bakın yine sık iğnemizin ortasına. Bakın şöyle yatırdığımızda yapraklarımızı hemen belli zaten. Şu ortaya batıyoruz. Ve dörtlü fıstığımızı yapıyoruz hanımlar. İplerim bugün karışıyor nedense. 1, 2, 3 ve 4. Evet, bu şekilde devam edeceğiz sıramızı tamamlayana kadar. Şimdi şöyle bir bakın bu şekilde görünecekler. Şimdi arkayı tamamlayalım. Daha sonraki sırayla devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. 3 tane zincirimi çektim ve ilk yaptığım fıstığın tepesine ipsiz batıyorum ve ilmeğin içinden geçirip bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Evet, bakın arkası da bu şekilde oldu hanımlar. Şimdi krem rengi ipimle devam edeceğim. Şimdi bakın şu sırayı yapacağız. Şu sırayı yapacağız. Evet, krem rengi ipimi aldım. Bir zincirle sabitledim. Şimdi bakın bu şekilde 3 zincir çektiğimiz orta noktaya battım. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. İpimi uzattım. Dörtlü fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3. Dörtlü fıstığımı yaptım. Kapatmadan hemen yandaki üçlü zincirime batıyorum. 1, 2, 3, dörtlü fıstığımı yaptım ve hepsini birlikte toplayıp kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine aynı yere, son yapmış olduğum fıstığın yerine 1, 2, 3, 4. Kapatmıyorum fıstığımı. Hemen yandakine 1, 2, 3, 4. Ve hepsini bu şekilde toplayıp kapatıyorum. 1, 2, 3. Yani tıpkı şu yeşil sıramızda yapmış olduğumuz gibi yapıyoruz hanımlar. 3 zincir çektim. Yine son yaptığım fıstığın yerine yapıyorum. 1, 2, 3, 4. İpimi aldım tığımın başına. Fıstığımı kapatmadan hemen yandaki boşluğa 1, 2, 3, 4. Ve iki fıstığımın ilmeklerini birlikte toplayıp sık iğneyle kapattım. 1, 2, 3 zincir.
Aynı yere, bakın, aynı fıstığı yaptığım yere 1, 2, 3, 4. Yanındakine 1, 2, 3, 4. Ve hepsini birlikte topluyorum. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere 1, 2, 3, 4. Tekrar ipimi aldım tığımın başına. Yandaki boşluğa 1, 2, 3 ve 4. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı yere 1, 2, 3, 4 zincir. Pardon, dörtlü fıstığımı yaptım. Tekrar yandaki boşluğa 1, 2, 3, 4. Hepsini birlikte topladım. Evet, bu şekilde bu sıramızı devam edeceğiz hanımlar. Tıpkı dediğim gibi bu yeşil sırada yaptığımız teknikle burayı aynı şekilde yapıyoruz. Aralarda 3 zincir ve 2 fıstığımızı birlikte kapatıyoruz. Şimdi komple bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Üst sırada tekrar devam edelim. Evet, şimdi 3 zincir çektim. Fıstığımı yaptım. Kapatmadan bakın ilk başladığım boşluktaki ilk fıstığımın tekrar yuvasına batarak 2, 3, 4 ve kapatıyorum. 1, 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İkili fıstığımın tepesine batıp kaydırma işlemi yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Evet. Bu sıramız da bu şekilde oluşmuş oldu hanımlar. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Bir zincir çekmiştik. İpimizi uzatıyoruz. 1, 2, 3, 4'lü fıstığımı yaptım. Kapattım. 1, arada 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. 1, 2, 3, 4'lü fıstığımı yapıp kapatıyorum. Bakın, fıstığın tepesine 2 tane fıstık yaptım. Arada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bakın, 2 fıstık arasında 2 zincir. Diğer fıstığa geçerken 3 zincir. 3 zincirimi çektim. Şimdi bakın, bu boşluklar boş kalacak. Hemen fıstığın tepesine tekrar. Şu ikili fıstığın tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4. Ve kapatıyorum. 1, 2 zincir çektim arada. Tekrar aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir, iki, üç zincir. Bakın, şu boşlukları, üç zincir çektiğimiz boşlukları atlıyoruz. İkili fıstığımızın tepe noktasına. Bir, iki, üç, dört. Ve kapatıyoruz. Arada iki zincir. Tekrar aynı yere batarak fıstık yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Ve kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Bakın, şu 3 zincirli boşlukları atlıyoruz. Fıstığın tepesine. 1, 2, 3, 4. Ve bu şekilde kapatıyorum. 1, 2 zincir çektim. Tekrar aynı yere. 1, 2, 3, 4. Kapatıyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi bakın.
1, 2, 3, 4 sıra bu şekilde devam edeceğiz. Bakın ilk sıraya başladık. Yani toplamda 5 sıra olacak. 1, 2, 3, 4, 5 sıra. Şu alttaki ile 5 sıra oluyor. 4 sıra bu şekilde yapacağız. Ve üst sıralarda bu fıstıkların ortalarına batarak fıstıklarımızı devam ettireceğiz. Bakın bu şekilde. Aralar yine 3 zincir. Eğer eliniz sıkıysa 3 zincir kasarsa siz 4 zincire de çıkartabilirsiniz hanımlar. Evet, bu sırayı devam edelim, bitirelim. Artık diğer sıralar aynı şekilde olduğu için göstermeye gerek yok. Bu sıra sonuna geldiğimizde tekrar bakın şu 2 zincirli boşluğa yine arada 2 zincir çekerek 2 fıstık yapıyoruz. Ara yine 3 zincir, tekrar 3 zincirden sonra buraya 1 fıstık, araya 2 zincir, tekrar 1 fıstık şeklinde devam edeceğiz hanımlar. Bu şekilde 4 sıra daha yapalım. Daha sonra şurayı tekrar yeşille devam edeceğiz. Şöyle göstereyim. İsterseniz ekran resmini alabilirsiniz. Bu şekilde devam ediyoruz. Yeni sıraya geçişi göstereyim hanımlar. Anlatmakla içime sinmedi. Belki anlamayan olur, yeni yapanlar olur diye. Şimdi arada dediğim gibi 3 zincir çekiyorduk ve bu şekilde ilk fıstığımın tepesine batıp kaydırdım. Ve hemen iki fıstığın arasına ipsiz batıyorum. Bu şekilde bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzatıyorum. 1, 2, 3, 4. Fıstığımı yaptım, kapattım. Arada 2 zincir. Tekrar aynı yere. 1, 2, 3, 4. Kapattım. 1, 2, 3. Arada 3 zincir ve 2 fıstığın ortasına batıyorum. 1, 2, 3, 4 ve kapatıyorum hanımlar. Arada 2 zincir. Her 2 fıstığın arasında, yani 1 fıstığımızı bitirdik. İkinci fıstığımızı yaptığımızda 2 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip yeni fıstığa başlıyoruz. Hepsi bu. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde. Bazen ip çekilebiliyor çift kat olduğu için. Arada 2 zincir. 1, 2, 3, 4. Hepsini kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Evet. Bakın bu şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi şuradan saymaya başlarsak 5 sıra olacak. 5 sıra sonra şurayı yeşil ipimizle aynı şekilde yine ortalara batarak fıstık yapacağız. Bu sırayı tamamlayalım hanımlar. 5. sırada mesela 1, 2, 3. sıradayız. 2 sıra yaptıktan sonra daha sonra yeşille devam edeceğiz. Onu da kendimiz yapalım. Daha sonra bu üstteki beyaz sırayla devam edelim. Evet hanımlar, 5 sırayı tamamladık. Bu arada biraz rahatsızım, kusura bakmayın sesimden dolayı. 5 sırayı tamamladık. Şimdi 6. sıramızı yeşil ipimizle devam edeceğiz. Yine bu sıralarla aynı şekilde yapıyoruz hanımlar. Şöyle fıstığın hemen orta noktasına sabitledim. Bir zincir çekeceğim. İpimi uzatıp 1, 2. Evet, şu ipim çıktı. Neyse onu çekerim. Şöyle arkaya alayım. 2, 3. Dörtlü fıstığımı yaptım. Kapatıyorum. Arada bir iki tane zincir çektim. Tekrar aynı noktaya batıp dörtlü fıstığımı yapıyorum. 3, 4.
Tekrar kapatıyorum. Şimdi bu altılarda hep üçer tane zincir çekmiştik fıstık aralarında. Şimdi modelimiz büyüdükçe zincir sayılarımızı fazlalaştırmamız gerekiyor. Hani kasmasın diye. Şimdi bu yeşil sırada orta zincirimi üçgen 4 yapacağım hanımlar. 3, 4 zincir çekiyorum kasmasın diye. Eğer sizin için hani 3 zincir sıkıntı çıkarmıyorsa 3 zincirle devam edebilirsiniz. Benim 3 zincir kastığı için 4'e çıkarıyorum zincir sayımı. Yine bakın aynı şekilde fıstıklarımı yaparak devam ediyorum. Yani alt sıralarla aynı, sadece renk değişikliği yaptık. Arada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yine fıstığımı yapmaya devam ediyorum. Evet, bu sıramızı yeşil rengimizle bu şekilde tamamlayalım. Daha sonra tekrar krem ipimize geçeceğiz. Son iki sıramız kaldı lifimizin bitmesine. Sırayla ne yapmamız gerektiğini sizlerle paylaşacağım. Evet, şimdi bu sırayı bu şekilde tamamlayalım hanımlar. Evet, yeşil sıramı da tamamladım hanımlar. Şimdi krem rengi ipimle devam edeceğim. Şöyle ipimi sabitliyorum. İki fıstığın ortasına şu iki zincir çekerek yaptığım boşluğa batıyorum. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. İpimi uzatıyorum. Dörtlü fıstık yapacağım. 1, 2, 3, 4'lü fıstığımı yaptım. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çektim. İpimi tığımın başına aldım ve bakın yapmış olduğum fıstığın tepesine batıyorum. 2 ilmeği birlikte topladım. Tekrar 2 ilmeği birlikte. Ve yine aynı yere batarak bir tane daha dörtlü fıstık yapacağım. 1, 2, 3, 4. Şöyle bütün ilmeklerimi topladım. Kapattım. 1, 2, 3, 4. Arada 4 zincir çektim. Yandaki fıstığın orta boşluğuna batarak devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Hepsini birlikte topladım. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Tığımın başına ipimi doladım. Bu şekilde 2 ilmek topladım, 2 ilmek topladım. Yani ikili trabzan yapmış oldum. Tekrar aynı yere fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Hepsini topluyorum, kapatıyorum. Bu şekilde yani şu sırada yaptığımız gibi sarı yapraklarımız için yuvalar hazırlayacağız yine. Yani şöyle göstereyim. Bakın şu an şu beyaz kısmı yapıyoruz ve bu yaprakları yapacağız üzerine. Bu yuvaları hazırlıyoruz. Şimdi lifimizin komple etrafını bu şekilde dönelim. Daha sonra sarı ipimizle yapraklarımızı yapmaya başlayalım. Evet hanımlar, bu sıramızı da tamamladık. Şimdi şu ortada yapmış olduğumuz sarı yapraklarımızı yapmaya başlayacağız. Evet. Şimdi bakın şu ortada 4 zincir çekmiştik. Buraya batıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın başına aldık. Ve şimdi bu halkanın içine 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektik. Son yaptığımız 7. trabzanın tepesine ipsiz batarak sık iğne ile kapatıyoruz. Ardından tekrar 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2, 3,
4, 5, 6 ve 7. Sonra yine ortada 4 zincir çekerek yapmış olduğumuz boşluğa ipsiz batıp sık iğne ile kapatıyoruz. Ardından tekrar burada oluşturduğumuz 7 zincirli yuvarlağımızın içine yine 7 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Son yaptığımız 7. trabzanın tepe noktasına ipsiz batarak sık iğne ile kapatıyoruz. Ardından burada kalan boşluğa tekrar 7 trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. trabzanımı da bitirdim. Yine 4 zincirli boşluğuma ipsiz batarak sık iğne ile kapatıyorum. Ardından tekrar fıstığımın üzerindeki boşluğa 7 trabzan yapacağım. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Bundan sonra son bir sıramız var. Onu da yeşil ipimizle gittikten sonra lifimizi tamamlayacağız hanımlar. Şimdi bu sırayı bitirelim. Daha sonra tekrar devam edelim. Evet hanımlar. Yaprak sıramızı tamamladık. Şimdi son sıramızı yapmaya başlayacağız. Bakın. Bu lifte beyaz yaptım son sıramı. Şöyle göstereyim. İki renkle yapacaksanız ana renk son sıra oluyor. Şimdi biz üç renk yaptığımız için yeşille yapacağız son sıramızı. Evet, bakın şimdi ipimizi nerede kesmiştik? Ha, şurada. Şu iki fıstığın ortasındaki ikili zincire batarak fıstığımızı yapacağız. Şöyle yaprağımızı elimizle aşağıya doğru kaydıralım. Hemen bakın ortaya bu şekilde batıyorum. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi uzatıyorum. 1, 2, 3, 4'lü fıstığımı yaptım ve kapatıyorum. 1, 2, 3, 4. Arada 4 zincir çektim. Bakın şu ortaya sarıyla sık iğne yapmıştık. Orta noktaya batacağız. Bakın şöyle elimizle tersini tutalım. Hemen sık iğnenin, bakın görünüyor zaten boşluk. Oraya batıyoruz. Sık iğne ile kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen yaprağın altındaki şu fıstığın ortasındaki iki boşluğa batıyorum bu şekilde. 1, 2, 3, 4'lü fıstığımı yaptım ve kapattım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Bakın yine şuradaki sarı sık iğnemin içine batıp kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine boşluğa batıyorum. Şöyle yapraklarımızı aşağı kapattık. 1, 2, 3, 4'lü fıstığımı yaptım. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen şuradaki sık iğneye battım. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen bakın iki fıstığın arasındaki boşluğa batacağız. Yaprağımızı böyle kapatıp elimizde tutuyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bu şekilde kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar şuradaki sık iğneyle trabzanlarımızı buraya sabitlemiştik. Tersinden sarı sık iğnemin içine batıp tamamlıyorum. Evet.
Son sıramız bu şekilde. Bakın fıstıklarımız yaprakların ortalarından görünür şekilde oluyor. İplerimi temizleyeceğim birazdan. Evet, bu şekilde hanımlar. Şimdi bu sıramızı tamamlayacağız. Lifimiz bitmiş olacak. Bitmiş halini de sizlerle paylaşacağım. Daha sonra videomu sonlandıracağım. Evet hanımlar, sıramı tamamlıyorum. Bakın 4 zincir çektim. İlk yapmış olduğum fıstığın başına bu şekilde sabitleyip 2 zincir çekip ipimi kopardım. Evet. Lifimiz bu şekilde, bu tersi, burası da düz tarafı. Dilerseniz yaprakların daha düzgün durması için ılık bir ütüyle de ütüleyebilirsiniz hanımlar. Evet, bu 3 renkli lifim. Bu da 2 renkli olanı. İkisi de gayet şık oldu. Tercih sizin. Hangisini dilerseniz o şekilde yapabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Sesim için tekrardan özür diliyorum. Ağır bir grip geçirdim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın hanımlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.